Hadi hızlı, hadi 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 hadi. Abi, o soldaki kafeye giriyorsunuz oraya, sol odaya. Evet, hadi biraz hızlı. Yürü masanın oraya doğru. Hadi sallanma, hadi ya. Sıralan, geç 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 geç. Geç. Sızlanma, sızlanma. Madem işine yaramıyoruz, bırak bizi. Tabii ya, ben kapıyı açayım. Siz çıkarken polisler de içeri girsin. He? Nasıl? Böyle iyi mi ihtiyar? Zararlı çıkacaksın bu işten. Öyle mi? Evet. Yanlış yapıyorsun çünkü savcıyı dinlemiyorsun. Sen de çok fazla konuşuyorsun. Senin yüzünden içeride uzanan kızı bir düşün istersen. Otur. Otur! Oturun. Mercan kalk. Kalk hadi kalk. Kalk bunu giy. Çabuk 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 çabuk. Çabuk gel, devamlı giyeriz gel. Bitti mi o ya? Gel, bitmedi daha. Teyze nere? Teyze parla, nere? Dur, parla dur. Parla, 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 parla. Gel, gel, gel gitme gel. Hayırdır? He? Nereye böyle? Sen bekle beni burada, tamam. Geliyorum. Ne olur kızım da burada kalsın. Yeşim ölürken izlesini istemiyorum, çok korktu. Için teyzenin yanına gideceksin, tamam mı? Yekta dedenin sözünden hiç çıkma. O ne söylerse yap, tamam mı? Hadi. Bak şimdi, iki takım olduk biz. Sen şimdi diğer takıma gideceksin, tamam mı? Orası daha eğlenceli. Hadi. Mercan, Mercan nerede? Burada. Ne yapsaydım, yeşimi mi izleseydi? Ayrıca kalbim bulunması da o kadar kolay olmayabilir. Yaşıyor mu? Şimdilik. Teyze ne yapacağız biz? Bilmiyorum, hala bilmiyorum, düşünmem lazım. Ben yanındayım, seni korurum. Ben de yanındayım.
kaldı 1 saat 28 dakika. Geçin, ne yapıyorsun? Geçin. Benim oğlum öldü. Gencecik yaşta. Evlat kaybetmek ne demek bilirim. Ama buradaki hiç kimsenin suçu yok. Anladın mı? Kimsenin suçu yok. Lütfen. İşler daha da zorlaşmadan bırak insanları gitsinler. Yoksa oğlun iyileşse bile onu göremeyeceksin. Görmesem de iyi olduğunu bileceğim. Yaşadığını bilerek öleceğim. Buradan sağ çıkamayacağımı biliyorum. Yaşamak da umurumda değil zaten. O yüzden son kez söylüyorum. Buradan kimse ama hiç kimse bir yere gitmiyor. Şimdi geç yerine otur. Geçin. Madem öleceksin, niye kendi kalbini vermiyorsun? Keşke verecek sağlıklı bir kalbim olsaydı. Şu an arkamda bulunan bina Tilben Hukuk'un içinde bulunduğu bina. Evet, olay tam da burada gerçekleşti. Bugün öğle saatlerinde silahlı bir saldırgan Tilben Hukuk'un içerisindeki çalışanları rehine aldı. Ve maalesef bu saldırgan ele geçirilemedi. Peki ne istiyor bu şahıs Tahir? Neden rehin almış insanları? Herhangi bir açıklama geldi mi emniyet tarafından? Evet. Saldırganın oğlunun kalp nakli için istekte bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca şahsın 3 cinayet dosyasından cinayet şüphelisi olduğu da iddialar arasında. Ayrıca geçtiğimiz hafta bir dizi setinde ölen oyuncu Onur Handan'ın da kurbanlar arasında olduğu ifade ediliyor. Bu olay bir kaza değil yani, bunu mu anlıyoruz? Soruşturma devam ediyor ama evet, bu ihtimal çok daha yüksek. Peki rehineler ne durumda? Rehineler hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz ama çarpıcı bir durum var. Evet, savcı Ilgaz Kaya'nın eşi eski savcı Ceylin Erguman Kaya ve kızı Mercan'ın da rehineler arasında bulunduğu haberi geldi. Birkaç yıl önce deniz kıyısında kaybolmuştu küçük Mercan. Hatta daha yeni kavuşmuştu annesine babasına. Evet, doğru. Ayrıca Tilmen avukatlığın kurucusu Yekta Tilmen de rehineler arasında bulunuyor. Ve emniyet güçleri teyakkuzda ve gergin bekleyişse sürüyor. Peki Tahir, teşekkürler. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Haber bültenimize Avrupa'yı etkisi altına alan kar fırtınasıyla devam ediyoruz.